Arkadaşlar merhaba herkese. Bugün Animal Shelter vitesinde Present Continuous Tense, yani şimdi bir zaman işleyeceğiz. Arkadaşlar tahtaya yazdığım gibi pozitif, yani olumlu, negatif, olumsuz ve question, soru cümleleri göreceğiz ilk önce. Şimdiki zamanda arkadaşlar, yani Present Continuous Tense'de pozitif cümlesiyle başlayalım. İlk önce I am walking. Walk bu arada yürümek fiili. Mesela I am walking now. Şu anda yürüyorum anlamında. Ve dikkat etmemiz gereken I ne almış? Am yani fiilini almış ve ing gelmiş fiilimize. You are walking, they are walking. Hepsinde arkadaşlar ing takısı var. Dikkat etmemiz gereken tek yer arkadaşlar özneden sonra şu am, is ve are'lara dikkat edeceğiz. Bunların olumsuzu ise arkadaşlar, nasıl burada I am eklediysek hemen yan tarafında gördüğünüz gibi olumsuzluk takısı, hemen I am not studying, ne yapmıyorum, ders çalışmıyorum, you are not studying, sen ders çalışmıyorsun, they are not studying, onlar ders çalışmıyorlar, we are not studying, biz ders çalışmıyoruz gibi. Hepsinde arkadaşlar gördüğünüz üzere pozitif cümlesinde de ing takısı varken negatifte böyle bir durum var mı? Tabii ki yine var. Değişmiyor. Yani olumsuzluğa herhangi bir takı gelmez gibi bir ifademiz yok. Hepsinde var. Buna dikkat etmemiz gereken tek kuralımız yukarıda yazdım. Fiilin sonu e ile bitiyorsa arkadaşlar e düşer ve yerine ing takısı gelir. Nasıl? Mesela write, yazmak fiili. Sonu neyle bitmiş? E ile bitmiş, E harfimizle bitmiş ve E düşük ne oldu? Aynı takısı geldi. Buna dikkat ediyoruz. Başka arkadaşlar, bazı arkadaşlar karıştırıyor. Y ile bittiği zaman işte Y düşecek, onun yerine gelecek vesaire. Asla öyle bir şeyimiz yok. O farklı geniş zamanda olacak onlar. Geniş zamanda değiliz. Şimdiki zaman anlattığımız için sadece E'ye dikkat ediyoruz. E varsa E kesinlikle düşecek. Peki bir tane daha yazalım. Kafanız karışmasın fazla. Drive. Drive biliyorsunuz ki sürmek fiili. Ve neyle bitmiş? E ile bitmiş. Biz E'yi silip ne yapacağız? Aynı takısı ekleyeceğiz. Gördüğünüz üzere geldi. Peki. Olumsuz da geçtik arkadaşlar. Yine aynı arkadaşlar emizleri olumlu, olumsuzları nasıl kullanıyorsak soru cümlesinde bir şey farklılık gösteriyor. O da am, is, are başa gelecek arkadaşlar. Mesela am I starting? Mesela burada soru işaretleri var ama hemen yerleştirelim. Am I starting? Are you starting? Are they starting? Hepsinde yine aynı takısı var arkadaşlar. Tek farklılık ne gösteriyor? Am, is, are başta geliyor. Tamam? Buna dikkat ediyorsunuz. Mesela are you starting? Başlıyor musun? Are they starting? Onlar başlıyorlar gibi. Arkadaşlar bunlar ne olacak? Soru cümlesinde kesinlikle dikkat edeceksiniz şu kısma. Çünkü soru ifadelerinde hepsi başa gelecek. Bu arada arkadaşlar zaman belirten ifadelerimiz var. Now at the moment. Now ve at the moment arkadaşlar şu anda, şimdi anlamları var. Ve cümlenin neresinde bulunur derseniz genellikle sonunda bulunacak. Ona dikkat edin. Ha, genellikle ifadesini şöyle açıklık getireyim. Ya cümlenin sonunda ya da en başında olacak. Mesela şurada kullandık. Kullanalım hatta. I am feeding cats now. Bu fiil hatta geçen dersimizde gördük. Feed kelimesi beslemek fiiliydi. I am feeding cat now. Şu anda kediyi besliyorum. Mesela şu anda ifadesi var. Ha, illa getirmek zorunda mıyım? Hayır. Sadece belirtmek istiyorsan ayrı bir şekilde now cümlenin sonuna getirebilirsin. Peki cümlenin başına getirebilir miyim? Getiririm tabii ki. Hiçbir fark yok. Şöyle yapacağım ama. Now dedim, virgül attım. Now, I am feeding cat. En sonda ya da en başta. En başta gelirse now dedin, virgülünü attın. Bunu unutmuyorsun. Ama sonda olursa herhangi bir şey gelmiyor virgül vesaire. Tek farkımız
bu arkadaşlar. Ama siz daha doğrusu genellikle cümlenin sonunda kullansanız iyi olur diyelim. Are they going to zoo? Onlar, zoo'yu da hatırlıyorsunuz, hayvanat bahçesiydi. Onlar hayvanat bahçesine gidiyorlar mı? Peki now? Ekleyebilir miyim? Eklerim tabii ki. Soru ifadesini kaldırayım, şuraya koyayım. Onlar şu anda hayvanat bahçesine gidiyorlar mı gibi. Peki soru cümlesinde are başa gelmiş, doğru mu? Şurada hatırlıyorsunuz. Ve soru cümlesine arkadaşlar nasıl cevap verilmiş? Yes ya da no ile. Peki bakalım, onlar hayvanat bahçesine gidiyorlar mı? Yes, they are going to zoo. Evet, onlar hayvanat bahçesine gidiyorlar. Peki, şöyle yapalım. Bunun kısa hali var tabii ki. Mesela yes, they are. Bu kısa cevaplar arkadaşlar. Uzun cevap vermek istiyorsa cümlenin devamı gibi, yukarıda olduğu gibi ekleyebilirsin. Peki, no dedik, olumsuzluk yaptık. Olumsuzluk hatırlıyorsunuz, negatif. Bu arada bunların hepsini kısaltma olarak yazdım. Uzun hallerini görüyorsunuz. No, they are not going to zoo. Hayır, onlar hayvanat bahçesine gitmiyorlar gibi. Arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şimdiki zamanda am/is are kesinlikle olacak. Am/is are'dan sonra ne olacak? Fiilimiz gelecek. Fiile de aynı takısı ekleyeceğiz. Mesela şöyle bir size kalıp yapalım. Hemen şöyle bir şunu bir sileyim başlığı. Defterinizi not alırken arkadaşlar şu rule yazdığım kurallar arkadaşlar. Mesela subject. Subject arkadaşlar özneniz. Sonrasında baktığınız zaman siz bile kendi kuralınızı yazabilirsiniz. Özneden sonra ne gelmiş? Am, is, are. Gördüğünüz üzere ne yapacağız? Emizarımızı yazdık. Ve sonrasında arkadaşlar olumluysa emizar, olumsuzsa ne ekleyeceğim yanına? Parantez içinde not da ekleyebilirim. Sonrasında ne gelmiş? Fiile aynı takısı ekleyeceğim. Evet, bu kadar arkadaşlar. Yani bunların kalıplarını ezberleyeceksiniz. Size de ayrıca bu çalışma kağıdını vereceğim. Şimdiki zamanla alakalı. Bu şimdiki zamanını iyi ezberlerseniz zaten verdiğim kağıttan da muhtemelen full yapacaksınız. Size inanıyoruz. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.